Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Nasıl bir soğuk, nasıl bir rüzgar? Allah kolaylık versin diyorum. Dışarıda çalışanlara özellikle vallahi evin içinden üşüyorum dışarıya bakınca. Güzel bir gün olsun, keyif aldığımız olsun. Biraz evde olacağımız bir gün, özellikle ev hanımları herhalde bugün gezmeye çıkamayız gibi görünüyor. Bugünkü falımızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel geçsin, güzel olsun inşallah diyelim. Şöyle bir bakalım. Falımızda neler çıkmış? Fal şöyle çıkmış. Uf, ama çok yol planı var. Nerelere nerelere? Ya aslında bu aynı zamanda hayaller, çok güzel hayaller tabii de. Şimdi arkadaşlar, buradaki görsel aslında hem haneyi hem de iş konularını ilgilendiren bir görselde çıkıyor. Geçmiş, bugün, gelecek gibi düşüneceğiz bunu. Çünkü bu fal anca bu kadar anlatılabilir. Şimdi şöyle, geçmişten hanede de devamlı iş ve para konuları ile alakalı aslında planlar yaptığınız, bir şeylere başlamak, bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek adına, hani işinizi değiştirmek olabilir, parasal konulardaki harcamalar olabilir, ama bir şeyleri değiştirmek adına devamlı mücadele ettiğiniz süreçler görünüyor. Yalnız hani burada şey gibi düşünün, bir dağ başlamış, hani hanede bir dağ var ve soru işareti. Bu dağ görselleri aslında sıkıntı yaptığınız konularla alakalı biraz önünüze engeller çıktığı görsellerini, şey ifadesini bana veriyor. Soru işareti var. Elinizde bir borç, bu borcu nasıl ödeneceği olabilir, ya da parasal konularla alakalı kafanızda takılmış mevzulardan dolayı soru işaretleri vardır kafanızda, ama hani bu sıkıntıları bir şekilde konuşarak 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 bugünlere getirmişsiniz. Bugünkü falımızda ilişkilerde aslında konuşmalarda bir sıkıntı yok. Karşılıklı, biraz mesafeli, evet, yani böyle cımcım görseli de yok, ama biraz mesafeli devam ettiğiniz süreçler görünüyor. Şimdi bugüne doğru geldiğim zaman artık sırtınıza aldığınız yüklerle alakalı biraz beliniz bükülmüş. Aslında burada yükler insan olarak da görünüyor. İki kişinin üstüne yükünüzü almanız, hani çocuğunuz, eşiniz belki de, ya da ne bileyim aile bireylerinden iki kişi. Burada bir tanesi geçmişe doğru bakıyor ve nasıl olacak soru işaretleriyle, sanki böyle elini çenesine koymuş. Hani nasıl yaparız, nasıl ederiz düşüncesinde siz ileriye doğru bakmaya çalışıyorsunuz. Ya da bunu değiştirebilirsiniz. Siz geçmişe bakarken eşiniz ileriye bakmaya çalışıyor. Şimdi geçmişe bakan biraz daha az sıkıntılı diyebiliriz. Neden? Çünkü geleceğe bakan daha kaygılı. Kafasının üstünde bir parasal mevzu var. Parasal konularla alakalı aslında önünü görememe. Sanki böyle eğilmiş yere bakıyor. Çünkü hani sırtı eğilmiş. Yere bakar görsellerinde çıkıyor. Yere bakıyoruz bir süredir biriktirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı aslında beklenti içinde görselleri var. Şimdi burada bir tane bir haber yakın zamanda gelmiş ya da gelecek, ama çok keyif alınan bir habermiş gibi de görünmüyor. Şimdi bu önümüzdeki süreçte neler olabilir diye baktığım zaman da bu konularla alakalı kafa karışıklığı, yine aynı şekilde soru işaretleri, önümü açmalıyım, yolumu bulmalıyım dediğiniz bir süreç. Altınızda duran parasal konularla alakalı yakın zamanda elinizden bir para çıkacak. Şimdi bu çıkan para hem bir taraftan iyi, bir taraftan da silik görsellerde çıkıyor. Siliklik şu, önünü görememek, sisli puslu alanda kalmak görsellerinde çıkıyor. Fakat burada bir hafta 10 gün sonra yapacağınız bir şey, belki tekrardan bir haber alacaksınız ya da elinize bir para geçecek. Çok büyük bir para değil ama sanki böyle sizi bir zincirden kurtarıyor. Hani bir dakika ya, bunu yapabilirim dediğiniz bir döngü var aslında. Dediğim gibi çok da değil. Sanki geçmişten gelen böyle borçların üstüne basarak, yani burada ödeme diye değerlendiremiyoruz bunun üstüne bastığınız için. Karar veremediğiniz, havada kaldığınız bazı parasal konuların üstünden geçip yolunuzu bulmaya çalışacaksınız. Burada yalnız bu konularla alakalı bir kişi var. Parasal bir mevzuda bir kişi. Bununla anlaşma, uzlaşma konusu biraz zor. Bu patronunuzdan alacağınız bir para olabilir. İşinizle alakalı çözmeye çalıştığınız bir mevzu olabilir. Çünkü burada parasal konularla alakalı karşınızda dikilmiş duran bir kişi görüyorum. Ve bu kişi öyle hani böyle şey değil. Anlayışlı birisi değil. Ketum görsellerinde çıkıyor. Sanki böyle ağzında lafı biriktiriyor, pat diye söyleyen bir kişiymiş gibi duruyor ve inatçı bir kişi olarak. Hani
hadi hemen olsun, şimdi yapalım, bitirelim diyen bir kişi olarak çıkıyor. Ve bu Şubat ayının başında bu kişiyle biraz mücadele edeceksiniz. Ama burada şey var, ya böyle lap diye düşen konular olacak önünüzde. Hani hop oldun, nereden geldi bu haber diyeceğiniz konular. Bir şeylerin üstüne basarak, atlayarak aslında önünüzü açmaya çalışacaksınız. Burada birikmiş bir borcunuz varsa yakın zamanda ödemek çok mümkün görünmüyor. Üstüne basarak geçtiğiniz, önünüzü açıp geçiminizi sağlayıp diyesim var yani burada. Yolunuza devam etmeye çalışacağınız bir süreç var. Şimdi burada Ocak, Şubat diyelim. Şubat sonu itibariyle yalnız hayatınızda bazı şeyler değişecek. Şimdi bugün tutmuş olduğunuz niyetle alakalı aslında önünüzde 45 gün kadar zor bir süreç var. Hadi 50 gün bile diyebilirim yani. Burada zor süreç aslında sıkıntı yaptığınız konuya takılmadan yolunuza devam etmenizle alakalı. Biraz küçülmüş çıkmanız yorgunluğunuzu ifade ediyor. Yaptığınız ya da adım attığınız konularda kendinizi belki eksik hissedebilirsiniz. Ama sonuç olarak 45-50 gün sonra önünüzde yeni başlangıç görselleri var arkadaşlar. Bu yeni başlangıçlar basamak atlamak gibi görünüyor. Hani bir yere çıkmak istiyorsunuz, önünde durmuş kafanız karışık, fakat önünüzde bir basamak var. Hani burada bu basamağı atlamak zorundasınız ve Şubat sonu bu konularla alakalı yapacağınız görüşme ya da konuşmalar sizin önünüzde bazı kapılar açacak. Bu yeni iş bulma, parasal anlamda yeni bir olanak sağlama gibi etkilerle hayatınızda bir düzene yavaş yavaş, yalnız basamak basamak bakın, gireceğinizi gösteriyor. Şimdi bugün tuttuğunuz niyetlerle alakalı aslında bulunduğunuz yer ve alana baktığım zaman biraz karışmış, çevrem karanlık, ben ne yapacağım der gibi çıkıyorsunuz. Ama fincanımızın içine göre bu vermiş olduğunuz mücadelede sıkıntı yaptığınız konuları çok fazla takılmamanız gerekiyor. Yakın zamanda çözüm bulamazsınız. Nasıl yok yani bunun? Hani burada bir 45-50 gün kadar sabır gösterip sonrasında önünüze çıkacak olan fırsatları değerlendireceğiniz görünüyor ve basamak basamak. Hani burada benim hayatta en sevmediğim şey sabır etmekti. Çok sabırsız bir kişiyim çünkü, ama öğrendim. Sabır etmeyi öğrendim. Hani bunu öğretiyor hayat bir şekilde diyebilirim. Şimdi bir de şunu bir dökelim bakalım. Buradan iyi bir şeyler var mıdır ya da ilişkilerle alakalı bir şeyler çıkacak. Bakın görüyorsunuz değil mi o sıkıntıyı? Ayaklarınıza dolanmış, oturduğunuz yerde geçmişten bugüne getirdiğiniz sıkıntılarınızı düşünüyorsunuz ama düşündüğünüz gibi değil arkadaşlar. Evet, biraz daha düşüneceksiniz. Biraz daha havada kalacak borçlarınız, ayaklarınıza dolanmış borçlarınız olabilir ama gördüğünüz gibi burada şu süreç bittiği andaki gördüğünüz zaten sıkıntı aşağıya indi. Önünüzde açılacak yeni olanaklar, yeni fırsatlar var. Burada bir 7 rakamı çıkmış. Bu 7 rakamı ilişkiler ve parasal konularla alakalı aslında 1 ay 10 gün içerisinde, hatta 14 rakamını da görüyorum burada. Maddi kaynaklarınızla alakalı önünüzde açılacak süreçleri gösteriyor. Hiç takılmayın. Orada çok güzel bir ilahi destek, ilahi yardım alabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü gözleriniz, eliniz, her şeyiniz o gelecek ve gelecekle alakalı konularda iyi bir sürece gireceğinizi gösteriyor. Dikkat edilecek mevzular neler? Şimdi bakın, geçmişten gelen iki kişi, bu iki kişi ileride önünüze çıkabilirler. Bulunduğunuz yerde sanki böyle hani kelimelerle mi uğraşıyorsunuz, insanlarla mı uğraşıyorsunuz gibi bir görsel var. Burada mücadeleniz bakın basamak basamak devam edecek. Şu iki kişiyle de Ocak, Şubat, Mart ayında olan bir meselenizi, havada kalmış para meselesi görünüyor. Koşa koşa geliyorlar. Eğer geliyorlarsa elinizde vardır ve bu elinizde olan bu iki kişiden de kurtulursunuz görselleri var. Rahatlayarak devam ettiğiniz görselleri çıkıyor. Şimdi ilişkilerle alakalı burada söyleyebileceğim, yakın zaman diyelim biz buna, ufak ufak tartışmalar, bilinmezlikle alakalı konuşmalarda çözümsüzlük olabilir. Burada nokta koymaya çalıştığınız bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Fakat öncelik daha çok parasal konular olduğu için askıda kalma görselleri var. Eğer bu falımızda bir boşanma niyetiniz varsa, Ocak sonu boşanma, hani açılmış bir davanız varsa,
Ocak sonu boşanma görselleri var. İleriye dönük olarak karşınızdaki kişinin beklentileri haneyle alakalı konularda güzel cevaplar. Yani başınızın üstünde taşıdığınız bir eş var aslında burada baktığım zaman. Ama yorulmuş o da. Siz daha çok yorulmuşsunuz. Ama bir şekilde buradaki alanı gördüğünüz için söylüyorum, yardım gelecek. Burada da yardım gelecek. Yani bugün aslında şu iki yardım bizim için çok önemli. İleriye dönük olarak. Ya burada şimdi iyimser konuşayım desem çok iyimser konuşamıyorum. Şimdi ilişkilerde bir kişi başının üstünde taşıyor, diğeri de başının üstüne çıkmış. Yani aslında beklenti içinde. O beklentiler biraz daha devam eder. Çok da beklentilerin yakın zamanda karşılanabileceğini düşünmüyorum. Ama bugünkü fala göre tutmuş olduğunuz niyetle alakalı Şubat sonu güzel haberler ya da güzel gelişmeler yaşarsınız diyebilirim. Sonrasında adım adım devam edecek süreçleriniz var arkadaşlar. Kapılar açılıyor mu? Açılıyor. İş arayışı mesela. Ocak ayında tutmayabilir ama Şubat ayında tutacak iş görüşmeleriniz olur. Görseli de aslında şurada vardı. Onu da söylemiş olayım. Bugünkü falımız bu şekildeydi. Gördüklerimi anlatmaya çalıştım. Su akacak yolunu bulacak. Hayat bir şekilde akışta. Tekamülümüzü tamamlamak adına mücadele ettiğimiz bir yıl olduğunda aslında aralıklarla söylüyorum. Herkesin bir mücadelesi var arkadaşlar. Ne yazık ki 2024 yılında da ekonomik olarak parasal konularda mücadele edeceğimiz görünüyor. Bugünkü fal aslında tam da onun üstüne oturmuş bir faldı. Gördüklerimi anlattım, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Kötüleri de evrene göndermiş olalım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.